Rifat Serdaroğlu. Demokrasi araçtır, sandıksa kaykay. Bu ülkede demokrasi araçtır, gideceğim yere kadar gider sonra inerim dendi mi? Bizden başka bir kişi, hacı ineceğin yerdeki rejim nedir dedi mi? Bu ülkede AKP'nin laik cumhuriyete, demokrasiye, hukuk devletine her saldırısında olacakları göremeyip tedbir almayan, Türk milletine gerçekleri anlatmayan, gaflet içindeki parti başkanları çıkmadı mı? Bu ülkede Türk ordusu genelkurmay başkanlarından, Türk milletine ve Türk ordusuna ihanet eden, silah arkadaşlarının zindanlarda çürümesini aldırmayan, cemaat, tarikat artığı, takkeli paşalar çıkmadı mı? Bu ülkede kurmay aklına sahip genelkurmay başkanı dahil, çok sayıda Türk subayı, köle ruhlu FETÖ uşağı savcı, yargıçların kumpaslarına teslim olmadı mı? Bu ülkede genelkurmay başkanı ve MİT müsteşarı, Atatürk'ü hakaret eden sapığı evinde, hastanede ziyaret etmediler mi? Bu ülke 22 yılda başta Cumhuriyet'in tüm eserleri satılarak Türk milleti boğazına kadar borca batırılmadı mı? Bu ülkede tüm servetin bu yüzüktür deyip dünyanın en zengin 5 kişisi arasına yerleşen siyasetçileri görmedik mi? Bu ülkede dünün taşeronları AKP tarafından kullanarak dünyanın en zengin kişileri haline getirilmedi mi? Bu ülkede 17-25 Aralık soygun, rüşvet, hırsızlık pisliği, darbe adı verilerek sözüm ona yargıçlar tarafından temizlenmedi mi? Bu ülkede Atatürk için 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin, benim cenazeme Atatürk'le en ufak bir muhabbeti olanlar gelmesin, Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı diyen bir meczubun tabutu Türk bayrağına sarılıp tüm şehitlerimize hakaret edercesine defnedilmedi mi? Bu ülkede Türk askerini, Türk polisini şehit eden PKK çakalları seyyar mahkemeler tarafından serbest bırakılıp davul zurnayla karşılanmadı mı? Bu ülkede Türkiye Kürd'ün kedisini bile vermem diyen eli kanlı eşkıya AKP Büyük Kongresi'nde Türkiye seninle gurur duyuyor sloganıyla konuşma yapmadı mı? Bu olanlardan biri bile AKP'nin yüce divanda yargılanıp kapatılması için yeterlidir. AKP ülkemize bu kötülükleri, siyaseti ve ülke gerçeklerini bilmeyen genel başkanlar, FETÖ'nün oyunlarına engel olamayıp diz çöken Atatürkçü komutanlar, omurilikleri alındığı için dik duramayan iş dünyası, kendi camialarını iktidara satan sendikalar ve STK'lar, bir maaş için kafasını AKP'ye kiraya veren üniversite camiası, kalemleri de kendileri de satılmış basın sayesinde yapabildi. Irak'ın kuzeyinde Kürdistan Devleti'nin ilk parçası AKP-Amerika işbirliğiyle kurduruldu. İkinci parça ise yine AKP-Amerika gizli görüşmeleriyle Suriye'de kuruluyor. AKP, Mücahit Aslan kanalıyla, Amerikalılarla ve PKK baronlarıyla görüşüyor. Ne ödünler verildi, ne anlaşmalar yapıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bilmiyor, dışişleri bürokrasisi bilmiyor ama babası eski AKP'li ve PKK'lı olan Muço biliyor. Bu ortamda YSK anayasayı çiğneme pahasına sarayın emrine giriyor ve bu YSK'nın hala görev yaptığı yerde sağlıklı bir seçim daha yapmayı umuyoruz. Yazının başında efendi ineceğin yerdeki rejimin adı nedir demiştik ya, işte o rejimin adı bir parçası Kürdistan olacak Federe Ümmet Devleti'dir. Bu tuzağı bozacak, planlayanların kafasında parçalayacak tek gücümüz var, Türk milleti. Hep dediğimiz gibi, çaresiz değiliz, çare sizsiniz. İlk işimiz İstanbul'da, Ankara'da, diğer büyük şehirlerde hem AKP'yi hem de taraf tutan Yüksek Seçim Kurulu'nu üst üste koyup yenmektir. Gerisi Doğru Parti'nin işidir. Herkes şunu bilmelidir ki, bizler yani Atatürk'ün ve Türk milletinin askerleri işimizi doğru ve sağlam yaparız. Rifat Serdaroğlu.